Herkese selam dostlar. 26 Eylül 2020 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Bugün için ikili kombin yaptım. İki maç şeklinde tek kupon yaptım ve ekstradan sizlere maç önerisi yapacağım. Trabzon ve Everton maçları gibi maçları da sizlere önereceğim arkadaşlar. Ve Kasımpaşa maçına da küçük bir değinebilirim. İki maçım West Bromwich Chelsea, Inter Fiorentina ikili kombin şeklinde en güvendiğim cumartesi maçları bunlardır arkadaşlar. Sizlere vereceğim. 2.25 gibi bir oran olması lazım toplam iki maçın. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bildiğiniz üzere katıl butonunda maçlar veriyoruz. Burada üye olanlara üyelere özel maçlar veriyoruz. Bugün de ekstradan şöyle bir kupon çıkardım. Başakşehir'e 2-3 gol, Lille maçına da 2-3 gol ekstradan bir denemelik, en azından yatarsak zarar kurtarmalık diyerekten bir kupon çıkardım. Videoyu erken atacağım. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Erken izleyen arkadaşlara diyorum ben bunu. Lille maçı 2-3 gol, Başakşehir'de 2-3 gol, alternatif 2.84'lük orandan denenebilecek miktarda bence mantıklı bir kupon olduğunu, mantıklı bir ikili kombin olduğunu söylüyorum. Burada zaten katılan arkadaşlara da hemen bahsedeyim isterseniz kısaca. Burada katıl butonu var. Fakat iPhone telefon kullananlarda gözükmeyecek arkadaşlar. Onlar Android telefonlardan veya bilgisayar üzerinden katıl butonuna gelip ondan sonra kendi telefonlarına girdiği zaman YouTube hesaplarına aynı olduğu takdirde onlar o şekilde görebilecekler. Onu da baştan bir söyleyeyim. Buraya geldiğiniz zaman da şurada katıl butonu ayrıcalıkları Kangal Tips var. Girişi oynat var. Burada bir dakikalık bir video var. Bunu izleyip ondan sonra katılırsanız sizler için daha faydalı ve yararlı olacaktır arkadaşlar. Bir ayla boyunca topluluk kısmından gelen ekstra maçlardan, ekstra kuponlardan. Mesela hafta sonu çok güzel maçlar var. Burada 4 tane kupon çıkaracaktır, çıkar diye düşünüyorum ben. 4 veya 5 kupon çıkarmayı düşünüyorum hafta sonu içinde. Bunu da belirteyim sizlere. Ekstradan bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler varsa Kangal Tip şekilde bizi takip edebilir. 3.978 takipçimiz var. Hepsi zaten sizlersiniz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Buradan da bize mesaj atıyorlar, iletişime geçiyorlar. Biz de elimden geldiğini zaten herkes biliyordur. Mesaj atanlar özellikle biliyordur. Herkese cevap vermeye çalışıyoruz. Geri geliyor, muhabbet bile ediyoruz arkadaşlar. Müsait oldukça. Sizlere şöyle bir öneride yapacağım. Öneride bulunayım arkadaşlar. İddiatahmin2.com arkadaşlar. Burada ücretsiz maç tahminleri yapıyorlar. Üye olup aynı şekilde premium üyelik tarzında bir olayları da var aynı şekilde. Fakat ücretsiz en azından girip bir denemenizi öneririm. Burada mantıklı maç tahminleri yapıyor. Ben bildiğiniz üzere her türlü maça tahmin yapamıyorum. Fakat burada biraz daha fazla maç tahmini var. En azından kafanıza yatacak şekilde maçlar bulabilirsiniz. Mesela burada Fenerbahçe Galatasaray maçını tahmin yapmış. Bence 2.5 alt ve maç sonu 0 gayet mantıklı ve yüksek orandan tahminler olaraktan düşünüyorum ben de. Çok fazla gol çıkacağını düşünmüyorum. Galatasaray galibiyeti veren maç sonu 0 ve beraberlik biraz daha baskılı olaraktan da düşünebilir bu maçta. Galatasaraylı olaraktan tabii ki Galatasaray'ı öneririm ben sizlere. Biraz da duygusal olaraktan. İddiatahmin2.com sitenin linkini arkadaşlar aşağı bırakıyorum. En azından bir bakın, deneyin, görün. Memnun kalmazsanız yine girmezsiniz. En azından bir bakın, deneyin şeklinde sizlere de bir öneriyorum. Bence güzel, ben baktım. Arada böyle siteler falan oldukça inceledikçe sizlere de bu şekilde önereceğim arkadaşlar. Gelelim maçlarımıza. İlk maçımız Chelsea West Bromwich maçı. Chelsea'nin ben galip gelmesini bekliyorum. Hemen söyleyeyim sizlere. Oranı da şu an yükselmiş. 1.22 oranı vardı. Videoya başlamadan önce 1.22 vardı. Şu an 1.25 olmuş arkadaşlar. Chelsea'nin galip gelmesini bekliyorum. Chelsea son maçında mağlup oldu. Ligde oynadı. Liverpool'a karşı oynadığı maçta penaltı kaçırdı. Pozisyonlar verdi. Aldı. Kırmızı kart gördü derken penaltıyı dahi atamayınca bu maçta mağlup oldu. En azından penaltıyı atsa belki ikinci golü bulma gibi bir şansı da olabilirdi. Fakat Liverpool baskılı oyunuyla galip gelmesini bildi. Ve hafta içinde oynadığı maçta da 6-0'lık bir Barça'ya galibiyeti var arkadaşlar Liverpool tarafında. Ve Havertz 3 tane gol attı. Werner bu maçta yoktu. Abraham oynadı. Havertz bu maçta dediğim gibi 3 tane gol attı. Fakat ligde henüz daha gol atamadı zaten. Chelsea zaten Werner de atamadı. Aynı şekilde Havertz de gol atamadı. Thiago Silva gibi büyük transferler yaptı. Transfere büyük para harcadı. Bu sezonda ilk 6'ya girmek için elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum ben Chelsea. En azından bu maçta galip gelmesini bekliyorum. Maç sonu 1-1.5 şekilde sizlere önereceğim arkadaşlar. West Bromwich'e baktığımız zaman da Slaven Bilic'in öğrencileri henüz daha galip gelemedi. Puan dahi alamadı arkadaşlar, berabere kalıp. Slaven Bilic zaten büyük takımlara karşı, Beşiktaş'tan da biliyorum, büyük takımlara karşı galip gelemiyor. Çünkü 5-4-1 oynuyor. Hücum hattında etkili olamıyor. Büyük takımlar da kilidi illaki açıyor arkadaşlar. Mesela göstereyim bu maçta. West Brom için çıktığı kadro dizilişine bakar mısın? 5-4-1 oynuyor. Böyle hücumda zaten etkili olamazsınız. Zaten büyük takımlarla oynuyorsunuz. Everton'da güzel bir takım kurdu aynı şekilde. Yani Ancelotti ile birlikte. West Brom'un ve defansta da aynı şekilde
Ya hata yapan bir takım West Bromwich, özellikle onu da söyleyeyim ben sizlere. 5 tane yedi, 3 tane yedi. Defansta fazla dayanacağını düşünmüyorum. Ben bu Chelsea'nin bu maçtan galip geleceğini ve Mason'u 1.5 üst şekilde 1.42 gibi orandan sizlere önereceğim arkadaşlar bu maçı. Bu maçtan bu şekilde ben bir Chelsea galibiyeti bekliyorum ve 1.5 üst şekilde 1.42 orana kadar çıkartabilirsiniz. Diğer bir maçımız Inter maçı. Inter'i 1.38 gibi orandan favori görmüşler. Büyük takımlar arkadaşlar maçını oynadı fakat Inter henüz maç oynamadı. Juventus 3-0 kazandı. Napoli 2-0 kazandı. Milan aynı şekilde 2-0 kazandı. Oynadığı takıma baktığımız zaman da Fiorentina takımı da ilk maçında Torino'ya karşı galip geldi. 1-0'lık gibi bir skorla, güzel bir skorla galip gelmesini bildi. Oyun olaraktan oyun biraz dengeliydi fakat şansı gülen taraf baktığınız zaman da biraz dengeli. Fiorentina'nın biraz daha üstün olduğunu şut olaraktan söyleyebiliriz. Gülen taraf Fiorentina oldu. Fakat ben Inter'in yaptığı yeni transferlerle Vidal olsun, Kolarov olsun iyi transferler yaptı. Takımını daha çok güçlendirdi. Özellikle Vidal transferi iş yapacaktır diye düşünüyorum ben. Zaten kadrosu güçlüydü. Geçen sezon baktığımız zaman 82 puanla ikinci sırada kaldı. Juventus zaten 83 puanla şampiyon olmuştu. Yine kadrosunda duruyor. Eriksen olsun, Lukaku olsun, Lautaro Martinez olsun. İyi transferler zaten geçen sezon yapmıştı. Üstüne ekleyerekten devam ediyor. Bu sezonun yine aynı şekilde güçlü, iddialı, şampiyonluk için iddialı takımlarından bir tanesi Inter olacaktır arkadaşlar. Ben bu maçta galip gelmesini bekliyorum. En azından da maç 1.5 üst olacaktır ve maç sonu 1.5 üst verdim 1.58 orandan. Conte ilk maçından kaybedeceğini düşünmüyorum. İlk maçına başlayarak kazanaraktan başlayar ve maçta en az 2 gol olur diye düşünüyorum. Ben Lukaku zaten gölgesi 2 tane atar o adamın, o şekilde sizlere söyleyeyim ben. Ve 1.58 orandan bu maçı da sizlere öneririm. Sakat cezalı olaraktan baktığımız zaman da önemli bir Vecino ve Vrij arkadaşlar defans hattında cezalı durumda. Deplasmanda sakatlık yok. Daha zaten sezonun ilk maçı, sakatlık olaraktan da çok fazla bir oyuncular yok çoğu takımda. Bu şekilde önerim. Kuponu şöyle göstereyim sizlere. West Brom Chelsea maç sonu 2 ve 1.5 üst 1.42 orandan. Inter Fiorentina maçı maç sonu 1 ve 1.5 üst şekilde toplam oran 1.58 oran onun var. Toplam oran 2.24, 150 liraya 336 TL gibi bir miktar veriyor. Bence sizler de bu maçlar hakkında yorumlara kendi görüş ve yorumlarınızı da bırakırsanız arkadaşlar en azından bir fikir alışverişi yapmış ve daha faydalı olabilir sizlere. Zaten ben kendi tahminlerimi yapıyorum. Siz kendi bu tahminlerim sizin kafanıza uyuyorsa alın değerlendirin. Sadece internet maçı uyumuştur kafanıza. Onu alıp değerlendirin. Benim iki maçım bu şekildedir. Sizlere öneririm. Gelelim ekstra maç tahminlerine. Ben Trabzon maçının da arkadaşlar Trabzon'un artık galip gelmesini düşünüyorum. Aynı şekilde bugün Başakşehir'in de galip gelmesini bekliyorum Karagümrük'e karşı. Büyük takımlardan Trabzon ve Başakşehir henüz daha galip gelemedi. 3 puan alamadı. O yüzden ben Trabzon'un da artık bir galip gelmesini bekliyorum. Yeni forvetleri var. Afobe ilk maçında oynadı. Berabere kaldı son maçına baktığımız zaman da. 0-0 Denizli'ye karşı berabere kaldı. Bu maçta artık bir galip gelmesini bekliyorum. Çünkü Yeni Malatya'da çok fazla bitirici olaraktan da zayıf kalan bir takım. En azından da bu maç alt biter. 4.5 alt biter. Ve Trabzon galibiyeti ekstra kuponlara deneyebileceğiniz bir bahis olacaktır arkadaşlar. Sizlere önerim. Şurada bir sürpriz tahmin yapayım sizlere. Hatay'ın bildiğiniz üzere defansif anlamda iyi maçlar çıkarıyor. Fenerbahçe ile Başakşehir'i oynadı. 9 kişi kalmasına rağmen bu maçta da yenilmedi. Hatay puan almasını bildi. Fakat iki tane kırmızı kart oyuncusu var ve önemli oyuncular. Ben bir sürpriz olaraktan Kasımpaşa'nın bu maçta yenileceğini düşünmüyorum. En azından 0-2 çifte şans şeklinde 1.35 oranla ideal kuponlarınıza ekstradan ekleyebilirsiniz. Fakat benim ana kuponum arkadaşlar bu iki maçlık kupondur, onu da söyleyeyim. Katıl butonunda da zaten 4 tane kupon yapacağım. Bunları en azından Kasımpaşa maçlarını falan da eklerim diyerekten düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim Everton maçına. Bu maç hakkında da şunu söyleyebilirim. Ancelotti muazzam bir kadro kurdu ve koya koya gidiyor herkese. Tottenham'a koydu, West Bromwich'e koydu. West Bromwich'in kötü olduğunu bahsetmiştim. Bu zaten Crystal Palace'la oynayacak. Oranı yüksek. Oranı yüksek olmasının nedeni Crystal Palace'ın kemik kadrosunu her yıl koruması. 2 yıl veya 3 yıldır beri çok fazla transfer yapmıyor ve oturmuş bir kadrosu var arkadaşlar Palace'ın. Manchester United en son 3-1'lik skorla deplasmanda yendi. Everton'ın işi zor olacaktır. Bu maçta şöyle bir tahmin yapayım. Gol olaraktan çok fazla gol çıkacağını sanmıyorum. Gol olaraktan da 2-3 gol civarı ben kalabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 1.67 orandan. İsteyenler ekstra değerlendirebilirler. İsteyenler de değerlendirmeyebilir. Tamamen size kalmış. Videoyu beğenip kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videoyu beğenip like atarsanız da
bize destek vermiş olursunuz. İdeal kuponumu aynı şekilde en güvendiğim iki kupon şeklinde şu şekilde tekrardan göstereyim sizlere. Ve ekstradan da sizlere 3 tane maç tahmini yaptım. Kasımpaşa 0-2 çifte şans. Ondan sonra diğer maçımız Everton maçı. Everton maçına da 2-3 gol dedim. Ve bir de hangi maçı yaptım? Trabzon maçını yaptım. Trabzon maçında da aynı şekilde Trabzon'un galip gelmesini ve 4.5 galip bitebileceğini sizlere önerdim. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Herkese başarılar diliyorum.